Günaydın sevgili dostlar. Dün 9 milimetre kuru sıkılarla ilgili bir video çekip yayınlamıştım. Oldukça da fazla ilgi gördü. Daha 24 saat olmadan epey bir 1000 izlenmiş. Demek ki halkımızın böyle bir bilgiye ihtiyacı vardı. Ancak gelen yorumlarda normal tabancayla kuru sıkı mermisi atılır mı atılmaz mı sorusunun yanıtında bazı dostlarım atıldığını söylediler. Bazı kuru sıkı mermilerinin uçlarının boğumlu olduğunu, dolayısıyla normal tabanca atım yatağına uyduğunu söylediler. Ben de yemedim, içmedim, takıldık aklıma. Gittim kuru sıkı tabancası olan bir arkadaşımdan bir iki tane örnek aldım. Şimdi örneklerin hepsi çelik kovanlı. Marka zikretmeyeceğim çünkü yanlış anlaşılmasın, herhangi bir markayı kötülüyormuş anlamı gelmesin ama bir tanesinde bir markada paslanmış, tabii çelik kovan olduğu için nem almış paslanmış, ama diğerinde kapsül yuvaya yan çakılmış. Yani nasıl kalite kontrolünden geçiyor bu da piyasaya çıkıyor anlamadım. Bu kapsülün patlamasına imkan yok. Çünkü kapsülün sırtından vurması lazım ki içindeki örsle arasında ecza sıkışsın ve patlasın. Bu yan döndüğü için böyle örs de yana geliyor, kesinlikle bu patlamaz. Ama zaten işte bir iki tanesi de böyle paslanmıştı, ıslanmış. Bunları örnek olarak aldım. Bunlar benim incelemesi yaptığım şeylere çok benziyor. Mermilere çok benziyor yapı itibariyle dün. Ama sırtlarındaki yazılar farklı. Olabiliyor. Bunlar da marka söylemeyeyim. Hadi görüyorum, okuyorum da marka hiç söylemeyeyim. Söküp bakacağım içlerinde bunların da aynı miktarda ve cinste borut mu var diye. İşin en civcivli tarafı, enteresan tarafı arkadaşlarımın söylediği ucu boğumlu mermiler. Bakın gördüğünüz gibi bunların ucu, şurada bir boğum var. Bu boğumla 22-23 milimetre olan şey mermi 19 milimetreye düşüyor. Şimdi onu da tabanca çıkartmayacağım şimdi. Şöyle bir şey var elimde, bir ölçek var. Bu ölçek çeşitli çaplardaki mermilerin şeyini ölçüyor. Yani atım yatağına girip girmeyeceğini ölçüyor. Buna go no go gauge de diyebiliyorlar. Tekli de olabiliyor, değişik çaplarda içinde olabiliyor. Benim bu mesela çok antika, 1930'lardan falan kalma bir, bakayım, mermi 27, 1927 yapımı bir mermi. Düşünün yani ne kadar eski olduğunu merminin, zaten kararmış. Büyük ihtimalle patlar çalışır. Neyse, konu o değil. Buna bir tane yine Özkursa'nın çelik mermisini koydum. Gayet güzel oturdu. Bunları da deniyoruz. Bakın, atım yatağında olduğu gibi bir şey kalıyor. Tam oturmuyor. Tam oturmadığı için de zaten şey çalışmıyor. Kilit mekanizması yerinde oturmuyor. Gelelim bunlara. Hop, fazla bile gitti. Bakın, çok enteresan. Bunun namlunun içine gitmesine, acaba bu 8 milimetre mi ya? Şimdi benim de rahatsız oldum. Böyle löpçük diye gitmesi. Şimdi kumpası alayım da bakayım, 8 milimetreye benziyor. Hatta kovanın şiştiğini attıktan sonra normal tabancayla çıkartmakta çok zorladıklarını söylüyordu bazı arkadaşlar. Bunu sıfırlayalım. Evet. Hayır, 9.27 çap olarak 9.35. Çok az bir fark var aralarında. Ama boydan düşüyor şeyin içine. Yani bunu koyarsanız normal tabancaya, 9 mm tabancaya tırnak tutacağı için, yani uçtan oturmayacak, içeriye düşecek normal şartlarda böyle. Ama tırnak tutacağı için mermiyi patlatabilir. Ama çapça da biraz küçük olduğu için şişme olacağı normal. Çünkü bunların hepsi, şöyle bakalım,
çelik yapıdaki kovanlar. Bir özellik daha var bu son beyaz kovanlardan. Bunlar 4 tane ama 2 ayrı marka. Kutuların iki ayrı marka kutulardan aldım. Fakat hepsinin arkasındaki kapsüller av fişeği kapsülü. Yani bu kapsüller gibi, hadi sağlamını bakalım. Bu kapsüller gibi tabanca kapsülü değil, av fişeği kapsülü. Bu tabanca kapsülünün temininin zor, av fişeği kapsülünün temininin kolay olduğu dönemlerde bunlar yapılıyordu. Herhalde bunlar oldukça eski kuru sıkı mermiler. Şimdi bunlardan yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum açıkçası. Bir zamanlar ben de vitrinlerde görüyordum. Kapsülü kuru sıkı şey olan, av fişeği kapsülü olan kuru sıkı fişekler. Şimdi bunları da bakacağım barutlarına. Aynı barut mu çıkacak, değişik barut mu çıkacak? Ama büyük ihtimalle bunlarda da çok yüksek hızlı barut çıkacak ki o ses basıncını, yani 110 desibellere, 100-110 desibellere ulaşan ses basıncını elde edebilsin ucunda çekirdek yokken kovanın. Şey de o zaten, yani kuru sık tabancalarda önemli olan sesin yüksekliği. Bizim normal tabancalarda da istediğimiz sesin azlığı ki kulaklarımız rahatsız olmasın. Onun için bazı arkadaşlar şey yapıyorlar. Hocam bana bir tabanca öner. Sesi gür olsun, heybetli olsun. Başka bir şey istiyor musun? Tabanca ile ilgili yok. Sesi gür olsun, heybetli olsun. Ne yapacaksın? Havaya sıkacaksın. Bana sorma kardeşim. Kime sorarsan sor. Ben bu konuda fikir bilgi sahibi değilim. Havaya sıkılmasına da karşıyım kesinlikle. İlla ki ses istiyorsan kuru sıkı al. Daha fazla ses. Bizim tabancaların yaklaşık tabancanın namlusuna göre, kullanıldığı mermiye göre değişmekle beraber 90 desibel civarındadır ses basıncı, namluya yakın ölçüm yapılırsa. Bunlarda 100-110 desibel. Yani 110, 90 desibel ile 100 desibel arasındaki 10 desibel %10 kadar fazla değil, 10 katı fazladır. Yani desibel ölçeği logaritmik gittiği için katlanarak verir. Yani 110 desibel ile 100 desibel ile 90 desibel ile arasındaki ses basıncı çok fazladır. Onun için yani mutlaka kuru sıkılarsanız kulaklarınızı korumanızı öneririm. Tabii kuru sıkı neden atılıyor onu da bilmiyorum. Ses için. Bir arkadaşımdaydım biraz evvel. Bu şeyleri ödünç aldığım arkadaşımlar. Kulaklarında çınlama var. Tinnitus. Tinnitus bizim atıcılarda çok olan bir şeydir. Biz de tabii disiplin olarak çevremdeki bütün arkadaşlar poligonda atarken yandaki kulvarlardaki arkadaşları ya da atıcıları uyarırız. Atış diye. Çünkü birisiyle konuşacak olur, kulaklığını çıkartmış olur falan. Herkes kulaklığını taksın ki kimsenin kulakları zedelenmesin. Ama bu kültüre, bu disipline sahip olmayan bazı kişiler, daha yeterli eğitimi almamış bazı kişiler, hiçbir bir uyarıda bulunmadan sen işte bir sohbet için kulaklığını çıkarttıysan güm diye yüksek çaplı bir şeyle, 357 Magnum falan gibi bir çapı yan kulvardan patladığı zaman bir hafta kulakların çınlar. Onun da tedavisi mutlak istirahattir. Yani o sessiz bir yerde mutlak istirahattir. İlk alınacak önlem. Ondan sonra çeşitli yöntemlerle, laser kalemiyle falan filan baktım internette. Tedavisi olabiliyormuş tinnitusun. Ama yani kulak çınlamasının sessiz olun, kulaklıksız, kuru sıkı da iyi olsa tabanca atmayın derim. Sizlere önerim bu. Şimdi ben bunları atmayacağım. Tabancamı kirletmeyeceğim. Sadece barutunu analiz edeceğim. Sökeceğim ne barut var, ne kadar barut var içinde. Hatta iki ayrı marka olmakla beraber şurada yakında şey varken, bir terazi varken, kuyumcu terazisi. Şunları bir ağırlıklarına bakalım. Ayrı ayrı markalar ama aynı. 7 gram 6.94 kabul edilebilir. 7.05 kabul edilebilir. 7 gram. Yani 4'ü de ayrı markalar yazsa bile içindeki barut miktarları tamamen aynı ağırlık olarak. Şunlara bakalım. Bunlar da 5 gram. Buradaki
ağırlık farkını kapsülün kendisi veriyor. Büyük ihtimalle yani baruttan çok böyle 2 gram gibi bir barut olmaz. Miligramlarla ölçülür. 5-11, 5-0-9 evet 5 gramlar mertebesinde 2 gram farkı şeyden kapsülden kazanıyor bunlar. Evet sevgili dostlar, bu da bu kadar. Bunu montajlayıp bugün sizlere ulaştırmaya çaba sarf edeceğim. Hepinize sabırla beni dinlediğiniz için teşekkürler, iyi günler dilerim.